Hızlıca bir söyleyeyim. Bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ettiler diyor. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren de insan içine çıkacak, yüzleri varsa kalamayacaktır. Kalmayacaktır diyor yüzleri. Bunun yanı sıra çoğu kim ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular demekte. Böyle bir iddia gündeme getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği ve İBB'nin verdiği cevap gibi. Şimdi biz de bu konuyu hemen sıcağı sıcağına soralım istedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekilidir Sayın Doğan Subaşı bizimle birlikte. Efendim merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi önce şunu sormak lazım. Çoğu kim ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular. İstanbul'u, Ankara'yı aynı zamanda böyle hedefe almış bir potada da eriterek bu şekilde bir karşılık veriyor. 45 bin kişiyi belediyelere doldurdunuz mu efendim? Kimdir bu kişiler? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın... Aslında iki sıfatı var biliyorsunuz. Bir Cumhurbaşkanı sıfatı var, bir de AK Parti Genel Başkanı sıfatı var. Partili Cumhurbaşkanı sisteminin gereği bu. Ben bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'na yakıştıramam ama AK Parti Genel Başkanı'na yakıştırır. Öyle söyleyeyim. Bu cümlenin söylendiği yer AK Partili belediye başkanları toplantısı olduğuna göre oradaki konuşmasında Sayın Erdoğan'ın sözlerini AK Parti Genel Başkanı'nın sözleri olarak değerlendirmek gerekir. O bağlamda hani ele aldığımı özellikle söylemek isterim. Şimdi birincisi 45 bin kişi belediyeye alınmadı. Geçtiğimiz günlerde Sayın İçişleri Bakanı 30 bin kişi alındı demişti. Sayın AK Parti Genel Başkanı 45 bin kişi diyor. Yani belli ki sayılar konusunda ellerinde doğru veriler yok. Aslında bunun için İBB bir kamu kurumudur. Buradan bilgi isteyebilirlerdi. Ben kendi incelemelerimde, bugün Perşembe, biz günlük olarak takip ediyoruz işe giren çıkanları, insan kaynakları birimimiz. Pazartesi baktığımda, kendilerinden bilgi istediğimde alınan kişi sayısı 20.088 idi. 20.088 kişi alınmıştı. 20 bin diyelim, kolay akılda kalsın diye. Bunların da bir kısmı ilk defa belediyede çalışanlar değil, taşeronlardan belediye kuruluşlarına, belediye iştiraklerine alınmış kişiler. Daha önce de çalışıp hukuken çalıştıkları taşeron şirket yerine belediye şirketine aktarılan kişiler. Bu aktarma da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı kanun hükmünde kararname çerçevesinde yapılıyor. Öncelikle bu sayı meselesini bu şekilde bir netliğe kavuşturmuş olalım. Bu kişilerin iltisakı konusundaki iddialar, işte terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu ifade ediyor, iddia ediyor daha doğrusu. Orada da şöyle, tabii çalışanlar hakkında, bütün çalışanlar hakkında, sırf belediye değil, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel gibi bütün personel hakkında, bütün kamu kurumlarında, İki tane kavram esas alınır. Birinin adı arşiv araştırmasıdır, birinin adı güvenlik soruşturmasıdır. Memurlar için hem arşiv araştırması hem güvenlik soruşturması yapılır. Onun dışındakiler için, yani personel için, işçi sıfatında özellikle olanlar için arşiv araştırması yapılır. Arşiv araştırmasında da belediyelerin en büyük dayanağı adli sicil kaydı. Dolayısıyla bir vatandaşımız adli sicil kaydı temizse, özellikle terörle ilişkili değilse belediyede çalışabilir. Ayrıca adli sicil kaydı, hani temiz kağıdı derler halk arasında. Ben de aynı ifadeyi kullanacağım. Evet. Eğer adli sicil kaydı tırnak içinde temiz değilse, onlar da tabii terör suçları ile ilişkide değilse %3'lük bir kontenjanı vardır iş kanununa göre. O çerçevede çalıştırılırlar. Belediyede bizim şu ana kadar bildiğimiz, duyduğumuz, ben burada CHP Grup Başkan Vekili olarak benim duyduğum, terörle ilişkili olduğu için alındığı, terörle ilişkili olduğu tespit edilerek işten çıkarıldı gibi bir duyumum yok. Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın
AK Parti Genel Başkanı hangi bilgilere dayanarak bunları açıklıyorlar, orasını anlamak tabii mümkün değil. Şunu da hatırlatayım mı efendim? 8 Aralık tarihinde İçişleri Bakanı'nın sözleriydi. Sayılar konusu da gerçekten bir öyle bir böyle farklılaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için demiştik ki İçişleri Bakanı, 550 kişi terör örgütleriyle ilintili çalışan insanlar bunlar, ilintili isimler demişti. Sonrasında Murat Ongun'un paylaşımı var 12'sinde, diyor ki 4 gün geçti, 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz, kim bu 557 kişi demekte? Yani onun üzerine yeniden şimdi benzer bir iddiayla. Bir de şu var, kamu kurumları böyle bakanın veya Cumhurbaşkanlığı görevi de üstlenmiş olan bir genel başkanın kürsülere çıkıp böyle var, şöyle var, bu niye böyle diye konuşmasıyla olmak. Kurumlar arası yazışmalar olur. Bir takım mekanizmalar vardır. Devletin iç yazışmaları vardır. Böyle bir tespit aldık. Böyle bir duyum aldık. Böyle bir delil bulduk. Bunlarla ilgili iş hukuku bağlamında gereken işlemi yapın dersiniz. Biz de bakarız onlara. Değerlendirir ilgili birimler. Ve bu kişilerin işten çıkışını verir. Bir cezai süreç varsa o iş zaten mahkemelerin işidir, belediyelerin işi değil. Güzel. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu işin teknik tarafı. Tabii bu işin teknik tarafı. Vatandaşla ilgili tarafı şu, siyasi tarafı şu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı deyip, çünkü orada konuşuyor. Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın 45 bin kişi alındı. Sayın İçişleri Bakanı'nın, ki onun da hukuki statüsü belirsiz, biliyorsunuz. Memur mu, siyasi mi, onu bu yeni sistemde bilemiyoruz. İdare hukukçuları tartışıyorlar. Bence memurdu İçişleri Bakanı. Dolayısıyla siyasi açıklama yapmaması gerekir ama onlara girmeyeceğim. Burada o 30 bin diyor, diğeri 45 bin diyor. Bu tavrı hani giderek arttırdıklarını görüyoruz. Herhalde seçime dönük bu söylemlerden bir medet umacaklarını düşünüyorlar. Benzer söylemler hatırlarsanız 31 Mart öncesi ve 23 Haziran öncesi de söylenmişti. Doğru. Şu örgüt, bu örgüt bunları elemanlarını alacaklar falan gibi. Örgüt ismini telaffuz etmek terörle mücadelede yanlış bir tutumdur. O yüzden ben terör örgütü ismi telaffuz etmekten kaçırmak gerekir. O yüzden de ben söylemiyorum şu anda ama herkes biliyor ne olduğunu, neler olabileceğini. Dolayısıyla hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da bu terörle ilişkilendirme söylemini kullandılar ama hiçbir sonuç alamadılar buradan. Toplumun böyle yalan ve iftira denilebilir, bu tip gerçekliği olmayan söylemlere çok itibar etmediğini görüyoruz. Bir de devletin bu makamları bunları söyleme mi? Çok kısa bir cevap isteyeceğim efendim. Nasıl? Yani hep keza Cumhurbaşkanı söylüyor, İçişleri Bakanlığı söylüyor. Bu makamlar bu tür ifadeleri kullanma makamları mıdır? Tam tersi böyle bir şey gördüğü anda tabii müdahale edilmesi gereken makamlar mıdır? Değil tabii ki. Yani ben o yüzden dedim, böyle bir sözü yani Sayın Cumhurbaşkanı'na yakıştırmam ama Sayın AK Parti Genel Başkanı'na yakıştırırım. Yani bu makamlar bu tip söylemleri kullanılacağı makamlar değil. Yani milletimizin takdirine bırakıyoruz bu durumu. Peki. Ama tabii ki böyle bir ciddi duyum, bilgi, belge varsa bu elbette İstanbul Belediyesi ile paylaşılmalıdır ve İstanbul Belediyesi de gereğini yapmaktan asla çekinmez. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey paylaşılmadı değil mi? Benim yani şimdi eksik bilgim olabilir, bilemiyorum ama benim şu ana kadar, hatta yayından önce bir daha sordum bu konuda bir yazı şu bu var mı diye. Benim aldığım bilgi biraz acil bir bilgi olduğu için çok doğru olmayabilir ama benim aldığım bilgi henüz böyle bir yazının, böyle bir bilginin İstanbul Belediyesi'ne gelmediği yönünde. Peki. Varsa da zaten sözcümüz, belediye sözcümüz Sayın Murat Ongun gerekli açıklamaları yapacaktır varsa eğer böyle bir bilgi. Ama peki, şu anda benim bilgim dahilinde böyle bir şey yok. Peki. Üzülüyoruz tabii bu durumları görmek istemediğimiz için. Üzülüyoruz bunlardan dolayı. Peki, biz de takip edeceğiz elbette. Bakalım ne olacak bundan sonrası için ve bunlar aynı zamanda bir seçime doğru gidişatında bir işareti olarak okunabilir mi acaba? Öyle, öyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz Doğan Bey.